Küresel gündemden merhaba. Türkiye dış politikasında son dönemde hem tansiyonun yükseldiği bazı anlara tanıklık ediyoruz hem de yeni diplomatik atılımlara en azından bunun için girişilen çabaları duyuyoruz. Türkiye'nin son dönemde ABD'de iktidar değişimiyle birlikte politikalarında güncellemeye gitmeye çalıştığı adreslerden bir tanesi Orta Doğu. Geçtiğimiz hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişimini ve ABD politikalarının buna etkisini tartışmıştık. Ancak Türkiye gündeminde Mısır konusuna dönük politik girişimler devam etti. Türkiye'den Mısır'la diplomatik açılımların yapıldığına dönük bir açıklama paylaşıldı. Mısır'dansa aksi yönünde bir açıklama geldi. Bazı şartlarının olduğundan bahsettiler. Aslında diplomatik olarak sert açıklamaların geldiği bu sürecin ardından Türkiye dedi ki diplomatik ilişkilerin başlamasına bir tık seviyesi var sadece. Bu bir tıkın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. İsterseniz Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte buna yanıt arayalım. Türk dış politikasının son dönemdeki resmini çekmeye çalışalım. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz hafta sizinle hem Suudi Arabistan hem Mısır'ın hem de Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini konuşmuştuk ama ekseriyette biraz Biden ve Suudi Arabistan hattına değinmiştik. Mısır'a da yer vermiştik. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik girişimler, daha doğrusu Türkiye'nin başlattığı bu girişimler bu haftada medyada yankı buldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar, Kahire'den gelen açıklamalar biraz bir karmaşaya neden oldu. Şimdi galiba bir şeyler görüşülüyor. Bu durumu son dönemi de dikkate alarak nasıl ele almak lazım? Türkiye neden Mısır'ın kapısında? Ya Mısır'ın değil, hepsinin kapısında, yani Biden'ın kapısında, Suudi Arabistan'ın kapısında, Avrupa Birliği'nin kapısında. Hatırlayın, hani bir iki ay önce işte İbrahim Kalın Brüksel'de dolaşıyordu. İşte Biden'a sıcak mesajlar gönderiliyor. NATO'nun kapısında Türkiye. Ben hani bu yaşadığımız dönemi Türk dış politikasının en zayıf anı olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Bu ölçüde hem içeride hem bölgede hem de küresel olarak bu kadar Türkiye'nin yalnız ve çaresiz olduğu bir dönem aşağı yukarı yok. Ve karşılığında da işte Libya ile yapılmış ve sonradan Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı bir deniz yetki alanları anlaşmasıyla neredeyse geçersiz hale gelmiş bir şey dışında, anlaşma dışında elde somut elle tutulabilir bir kazanç da yok. Çok fazla düşman var. Çok fazla Türkiye'nin karşısında yer alan ülke var, düşman olmasa bile. Çok fazla söz var, bir eylem yok, bir çıkış yok, bir plan yok, bir hazırlık yok. Böyle şey, az önce çok iyi ifade ettim. Yani bazı ülkelerin kapısında diplomasi dilenen bir ülke konumunda Türkiye neredeyse. Yani Biden'dan telefon bekleyen, Mısır'a yaptığı açılımın karşılığını bekleyen, Suudi Arabistan'a yaptığı açılımın karşılığını bekleyen, Yunanistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışan ve bu da işin anlamadıkları nokta şu. Yani Türkiye ile ilgili her şey yakından takip ediliyor, biliniyor. Bunu söylüyorum. Hani internet çağında yaşıyoruz. Bu olmasa bile yani hani devletlerin bir sürü bilgi alma kaynakları var hala. Yani istihbaratları var, çalışan elemanları var. Hele hele Türkiye gibi bir ülke ve bu yaşadığımız dönemde herhangi bir gelişme anında biliniyor. Anında yazılıyor, çiziliyor. Bazı şeyleri biz hani yabancı sosyal medyada yabancının yazdığı şeylerden de haber yazdıklarından da haberdar oluyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu yalnızlığı, bu bir bakıma hani içine düştüğü çaresizliği çok yakından takip ediliyor. O yüzden de dikkat edin, yani hiçbir ülke Türkiye ile sorunlarını çözmek için aceleci de davranmıyor. Şimdi bir tabloyu hani somutlaştırmak gerekirse Evet, lütfen efendim. karşısında Türkiye'nin Amerika ile Avrupa ve deklare ettiler. İlk defa oldu bu. Ya yani darbe döneminde bile hani Amerika kollar Avrupa Birliği şey yapardı, tepki duyardı falan. Hani Evet, iyi bir bunu şey hep olduğu için. söylüyordunuz hocam. Bu noktada yani daha önce Türk dış politikası dönemlerinde yine siz derslerde de bize
anlatırdınız. Bir dengeleyici unsur olarak kullanılırdı. ABD çok sert çıktığında AB ile dengelenir. AB çok sert çıktığında ABD'den gelen yumuşak bir adımla Türkiye bunları dengelerdi. Ama şu anda iki taraftan da neredeyse benzer açıklamalar geliyor. Bunu birleştirebildi Türkiye, yani AKP yönetimi. Yani şöyle söyleyeyim, hani biz bir daha tekrar edeyim, hani Amerika'nın çok yakın müttefiği olsun, Avrupa ne istediğini yapsın falan demiyoruz. Ama var olan koşullar içindeki siyaseti analiz etmeye çalışıyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin, ya bakın üç tane hani güç merkezi var, yani Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren Rusya, Avrupa Birliği, Amerika. Bunların arasında oynayabilirdiniz. Ve bunu söylüyorum, mesela Mısır bunu çok daha iyi yaptı. Mısır'da ben S-400 füzesi alacağım. Mısır savaş uçağı alıyor Rusya'dan. Ama bu dengeyi çok iyi korudu. Evet, Mısır'la ilgili hatta hocam silahlanma sürecinde sandviç benzetmesi yaparlar. Yani Batı'dan alır, Rusya'dan alır, tekrar Batı'dan alır ama bunu dengeler diye. Tabii şey olarak da mesela Fransa'yla da bu böyle bir rejim, yani Sisi gibi, yani Türkiye'den çok daha berbat bir rejim tabii. O bile yani Fransa'yı yanına çekebildi. Amerika'yla, yani Trump döneminde iyiydi, Biden döneminde o da sorun yaşayacak ve başladı. Ve Rusya'yı çok güzel dengeledi. Hani bu diplomasi mantığı açısından söylüyorum. Yoksa hani tabii ki yani Mısır'daki Sisi iktidarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Türkiye açısından sorun, hem Avrupa Birliği'ni hem Amerika'yı küresel olarak bir blok haline getirdi. NATO kolluyordu. NATO da tavır değiştirdi. Biden yönetimiyle birlikte. Avrupa Birliği ile, yani kurumsal olarak Avrupa Birliği ile NATO. Bölgeye baktığımızda Mısır'la Suudi Arabistan bir blok. İki tane Arap dünyasının en önemli iki ülkesi. Baskı iki karakteri, evet. Suriye ile de aram kötü. İsrail ile de aram kötü. İran'la da hani çok yok. Hani evet. Gündeme gelmiyor bile. İdare ediyor falan. Dolayısıyla da ve bütün bunları yaşarken de hani bu yalnızlık, bu şey çıkış bulamama noktası sorunu Türkiye açısından Rusya hiçbir noktasında Türkiye'nin yanında değil. Yani şey yapabilseydi Türkiye mesela Avrupa Amerika bloğuna karşı, mesela dikkat ettiysen Batı bir blok olarak hareket etmeye başladığında Türkiye Rusya'ya doğru gidemedi. Evet. Tekrar Batı'ya dönmek zorunda kaldı. Demek ki o zaman hani Rusya'nın dengeleyici olma işlevinin de sınırlarını bize göstermiş oldu. Erdoğan'ın Bloomberg'de o çıkan son yazısı bunun çok net göstergesi. Yani diyor ki hani Astana sürecinden hiç yok mesela orada Astana süreci falan. Yani Rusya ve İran'la halledecektim Suriye işini. Ve şey geldi, mesela bombalamalar olmaya başladı. Ufak ufak mesajlar geliyor. Yani Rusya, dediğim gibi, Türkiye Rusya'yı dengeleyici olarak kullanamadı. Evet. Rusya'nın kucağına doğru gitti. Çok orada limiti biraz aştı gibi hocam. Dengelemekten ziyade neredeyse bir, sanki ben öyle yorumladım. Özellikle S-400'lerin alınması, işte hatta Suriye'yi konuştuğumuz zaman, ki bu yıl 10. yılındayız. Şeyi söylemiştiniz, biraz Suriye'deki kazanımlar için de S-400'ler aslında bir bedeldi diye. Öyle. Ve şu anda aslında o dengeleyici olması gereken aktör S-400'lerle beraber bir alev topu gibi Türkiye'nin kucağına düşmüş gibi görünüyor. Yani mesela somutlaştırırsak Rusya'nın dengeleyiciliği şöyle olurdu. Türkiye, ben S-400 füzesi alacağım deyip Patriot'u yarı fiyatına alsaydı ya da teknoloji transferi yaptırabilseydi o zaman dengeleyici derdik. Ama Rusya'ya bağımlılık ilişkisi kuruyorsun. Rusya seninle böyle bir ilişki kurdu. Ve bu şeyde Batı'da sana, yani iyice Türkiye'yi içine soktuğun, daha fazla entegre ettiğin, bağımlılığı derinleştirdiğin Batı'da sana bunun bedelini ödetiyor. Bu hani lose-lose, hani kazan-kazan var ya, bunun tersi, kaybet-kaybet. Hem para ödüyorsun, kullanamıyorsun, hem de Batı'yla da ilişkilerin bozuluyor, hem de F-35 şeyden, savaş uçağı projesinden dışlanıyorsun, bakıyorsun. Doğu Akdeniz'de de yok, hani Rusya seninle birlikte iş yapmıyor. Suriye'de Rusya seni işte bu S-400 alımı gibi bazı şeylerle, bedellerle ancak ve ancak tolere ediyor. Ne zaman öyle bir ülke ki, hani dengeleyici dediğin ülke, öyle bir güç, öyle bir ülke ki seni ne zaman nerede sıkıştıracağı, nerede vuracağı belli değil. Hani şu bu buradan çıkış var mı? Tabii önce bir çevre içerisini toparlarsın. Hani oradan başlarsın. Sonra bölgeyi toparlarsın. Sonra da
eğer bu kapitalist sistem içinde kalacaksın, neoliberal politikalar da izleyeceksen, en son noktada oyunu hani Amerika, Avrupa ve Rusya arasında daha dengeli oynayabilirdin. Böyle bir dengeyi kuramadın. Amerika ile denge diye kurduğun şey Putincilikti. Trumpçılıktı. Evet. Onlar işte gördük politikayı. Trump gider gitmez çöktü. Şimdi çok eli çok rahattı. İçeride çok rahattı. Ya Trump döneminin bir 4 yıllık parantez vardı diyoruz. Yani uymuyordu yani Amerikan sisteminin bir sürü şeyini ve bazı şeyleri de öngöremedik o yüzden. Çünkü başka şey girdi, yani bir faktör girdi. Amerikan sistemini de bozdu. Yalnızca Türkiye ile ilişkileri değil. Rusya ile ilişkileri de, Almanya ile ilişkileri de bir sürü şeyden, Amerika'nın kurulu dış politika çizgisinden sapmalar yaşadı Amerika ve 4 yıl tahammül etti ve sonra gönderdi. Baktı ki olmuyor, hani Trump'la gidilmiyor, bu iş gitmeyecek ve hem Amerika'nın hegemonik pozisyonuna hem de müttefiklerle ilişkilerine zarar veriyor. Hem de Çin buradan kaybedecek tutmadı. Tabii. Dolayısıyla da o parantezi kapattı. Şimdi Türkiye açısından, yani daha doğrusu AKP yönetim açısından tablo daha da daraldı, daha da olumsuz hale geldi. Çünkü Avrupa Birliği ile şimdi Amerika, Avrupa Birliği, NATO ve Avrupa ülkeleri tekil Türkiye'ye karşı bir sürü alanda, yani siyasetten ekonomiye ve insan hakları demokratikleşmeye kadar daha yoğun baskıda bulunacaklar. Ve bunun hazırlığı şu an yapılıyor. Biz daha bunu görmedik. Evet hocam, ben de tam da bu noktaya gelmek istiyordum. Yani aslında hem Avrupa Birliği'nden hem ABD'den insan haklarına, demokrasiye dönük bazen isim vererek, bazen vermeyerek, bazen doğrudan Türkiye'ye hedef alınarak aşınmadan, bundan duyulan rahatsızlıktan bahsediliyordu. Ancak belki zor bir çarşamba, kara çarşamba diyeceğimiz şekilde Türkiye'nin bu haftasında hem parlamentonun üçüncü partisi, en büyük üçüncü partisine kapatma davası açıldığını öğrendik. Hem de bu partinin bilinen, saygı duyulan, insan hakları mücadelesiyle bilinen bir vekilinin vekilliği düşürüldü dün parlamentoda. Bu durum karşısında, yani Türkiye söylediğiniz gibi zaten dış politikada çok zorlu bir sürecin içerisinde yalnızlaşmışken, bir de bu son yaşananlar nasıl etkileyecek bu durumu? Tersine bir gidiş. Yani vardır biliyorsun ve bu konulara, yani içeriye karşı daha iyi çalışıyor. Belki de bu baskının geleceğini, daha yoğun geleceğini gördükleri için ellerini çabuk tutuyor da olabilir. Ondan sonra bazı şeyler yapıyormuş gibi gösterebilirler. Şu an mesela hani tabii ki Demirtaş ve Kavala hani daha önde görünüyor. Bunu da elinde bir, yani Batı'ya karşı kullanacağı bir araç olarak görüyor şimdi. Bunu öğrendi. Yani işte Branson'dan itibaren hani bazılarını hani yapıp bazı isimleri içeride tutup ya da zamanında içeri aldığı isimleri daha uzun süre içeride tutup bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanmayı deneyecek ya da pazarlığı buradan yapacak. Yani samimi bir, daha kapsayıcı, genel bir insan hakları reformu yerine simge haline gelmiş iki ismi ya da bir ismi salıverip, tahliye edip bu baskıyı üzerinden atmaya çalışacak. Onun hesabını yapıyor, onun için tutuyor elinde. Yani lazım olur. Çok baskı çok arttığında hani bırakacak, birini bırakacak. Bir yıl öyle, bir altı ay, bir yıl öyle idare edecek. Baskı yine tekrar geldiğinde, evet bu olumlu bir gelişme, somutta gördük filan diyecekler. Baskı çok arttı. Baktı ki iktisadi koşulları etkilemeye başlıyor. Bu sefer hani birini daha hani bırakacak, birkaç milletvekilini bırakacak belki vesaire. Dolayısıyla da üzerindeki bu yeni dönemin yeni paradigması insan hakları ve demokratikleşme olacak. Bunun belki daha sonraki çekimlerde daha detaylı konuşabiliriz. Neden buraya doğru tekrar, yani o Trump parantezinden çıkıp neden tekrar demokratikleşme ve insan hakları neredeyse o 90'ların hani Clinton döneminin yayılma ve genişleme, hani insan haklarını ve demokratikleşmeyi genişletme, yayma politikasına neden tekrar dönme ihtiyacı hissetti Amerika? Bu Türkiye ile ilgili bir mesele değil çünkü bu. Hani bunu Türkiye ile sınırlı almak doğru değil. Bu genel bir küresel politika olarak uygulanmaya başlanacak. Daha da kapsamlı olacak ve bunun
hazırlığı şu an yapılıyor. Bütün Amerikan raporları aşağı yukarı buna dair. Bunun hazırlık aşamasındayız şu anda. Belki daha kapsamlı bir hani insan hakları şeyi, eylem planı falan da hazırlanabilir Amerika tarafından küresel olarak. Ya da bölge bölge hani uygulamaya korlar bunu. Bunu göreceğiz hani şeyini ve Türkiye'de bunu bekliyor. AKP yönetimi de. Ha bu arada içeride yapabileceklerimi de yapayım diyor. Yani o şey gelinceye kadar hani daha böyle yoğun baskı gelinceye kadar içeride halledebileceğim şeyleri halledeyim ki hani insan hakları seviyesini ne kadar aşağı indirirsem pazarlığı da o kadar rahat yaparım. Hani çok fazla da benden gitmez. Böyle çalışıyor aklı çünkü. Anladım. Yani aslında biraz daha belki sert adımlar da görebiliriz bu süreçte. Dediğiniz gibi seviyeyi aşağıya çekip zaten olması gereken ya da hiç olmaması gereken bazı şeylerden taviz verdiği görüntüsü çizerek aslında yine hani vitrine belki de dönük bir projeksiyonun içine girecek gibi görünüyor. Ama öyle kapsamlı, kucaklayıcı bir perspektif beklememek gerekiyor belki. Hayır, bu tamamen şey araçsal olarak görüyorum. Ben bu buradan ne çıkartabilirim? Çünkü en iyi öğrendiği şey bu ustalık dönemi, yani uzatılmış ustalık döneminde en iyi öğrendiği şey siyasetteki en olumsuz gelişmeleri bile kendi lehine çevirebilme becerisi. Ya akıl hep böyle çalışıyor. Yani ben nasıl hani hizmet edeyim, geliştireyim, ilerleteyim falan değil. Yani bunu iktidarda kalış sürecimi uzatacak, bana güç verecek bir koza nasıl çevirebilirim? Yani bütün enerjisini, dikkatini buna yoğunlaştırıyor ve aklı böyle çalışıyor. Eğer bir AKP aklı varsa o akıl budur. Yani kendisini iktidarda nasıl daha fazla tutabileceğine dair bir akıldır. En gelişmiş olduğu böyle hani Beş Kaplar Yasası'na aykırı bir şekilde en çok orası hani şey olmuş, mutasyona uğramış kısmı orası. Onu öğrendiler de bu refleks bilindiği için de çok sıkıştırıyorlar. Yani Mısır'da senin önüne şeyle geliyor. Al sana 10 tane madde diyor. Evet. Ve inanılır gibi değil yani o maddeler ve cevap da yok onlara. Hani böyle evet. İşlerinden mesela böyle siz kim oluyorsunuz da hani bunları bilmem kim falan bunlar da yok. Suudi Arabistan topu Mısır'a atıyor. Diyor ki Sen Mısır'ı düzeltmezsen ilişkilerini benle düzeltemezsin diye ve Türk mallarına yaptığı şeyi yani boykotu ağırlaştırıyor. Dolayısıyla da hepsi görüyorlar. Yani ihtiyacı olan Türkiye çünkü. Evet. Yalnız kalmış olan Türkiye. Kendi kendini bir şeyin içine soktu. Kendine de zarar verdi. Türkiye'ye de zarar verdi bu iktidar. Şimdi buradan nasıl çıkarım? İnsan haklarını burada nasıl kullanırım? Hani dış politikada. Bunun hesabı içinde. Yani bir şeyi, yani bu demokratikleşmeyi dış politikada iktidarını uzatmak için dış politikada bir araç olarak görüyor ve sonuna kadar da kullanıyor. Tıpkı Suriyeli mültecileri dış politikada bir araç olarak kullandığı gibi. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hem Türkiye iç siyasetinde olanların anlamını ve küresel olarak ABD ve AB'ye yönelik verdiği mesaj ya da bu stratejinin ne olduğuna dönük olan durumu netleştirdiniz. Hem de Türkiye'nin Mısır, Körfez ve Orta Doğu'da Rusya ile ABD blok arasındaki savrulması, belki de dengeleyicilikten ziyade savrulma ve hani tabiri caizse ne İsa'ya ne Musa'ya güvenebilme sürecini bize aktardınız. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta yakın dönem Türk dış politikasındaki gelişmeleri size olabildiğince aktarmaya çalıştık. Türkiye'nin Körfez mesaisini, Kahire kapılarına gitmesini, Washington ve Brüksel'den gelen açıklamaları, içeride yaşanan bazı antidemokratik uygulamaları ve insan hakları ihlallerinin geleceğe dönük nasıl bir projeksiyona yaslandığını dilimiz döndüğünce aktardık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.